Komşum itfaiyeci. İtfaiyeci olan bir komşumuz var. The Peker, ben ona Peker abi diyorum. Bizim apartmanda oturuyor. İtfaiyecilerin nasıl çalıştıklarını hep merak ederdim. Peker abi, itfaiyecilerin neler yaptığını anlatmak için beni itfaiyeye davet etti. Ben de ertesi gün hiç vakit geçirmeden solu itfaiye binasında aldım. Bir itfaiyeci beni büyük araç salonuna götürdü. Burada itfaiye araçları görev bekliyordu. Merhaba Serkan diye selamladı beni Peker abi. Ne iyi ettin de geldin. O sırada bitişikteki salonda, Peker'in meslektaşları bir itfaiye aracının donanımını kontrol ediyorlardı. Her an kullanıma hazır olması için, bu iş düzenli olarak yapılır. Ker, aracın içinde neler bulunduğunu ve her bir parçanın ne işe yaradığını bana güzelce açıkladı. Bir itfaiye baltası. iki hortum. Üç uzayan merdiven. 4 yıkma kancaları 5 doldurma hortumu 6 kısa bağlantı borusu depoları doldurmak için 7 tekerlekli hortum makarası 8 hızlı müdahale hortumu 9 trafik yönlendirme kukası 10 distribütörlü hortum 11 jeneratör 12 motopomp aleti, motorlu tulumba. 13 emme hortumları. 14 çoklu yangın manası. 15 çelik boru. 16 elektrikli testere. 17 çelik borular. 18 açılı taşlama makinesi. 19 çok amaçlı açıcı. 20 basınçlı hava tüpü. 21 tekerlekli altlık. 22 oksijen tüpleri. 23 benzin bidonu. 24 mavi sinyal lambası. 25 itfaiye sireni. İtfaiye aracının ekip kabinine çıkmama da izin verildi. İtfaiyeciler görev yerine giderken burada otururlar. Eker, bazı koltuklarda arkalığın gerisinde oksijen tüpleri bulunduğunu anlattı. Bir sürgüyü açmak yeterlidir, arkalık otomatik olarak yukarıya katlanır. İtfaiyeci kayışları omuzlarına geçirir ve araçtan inerken oksijen tüpü sırtındadır. Her şeyin çok hızlı yapılması gerektiği durumlarda çok önemlidir bu. Sonra itfaiyenin yeni yönetim merkezini ziyaret ettik. Eker her şeyin burada büyük bir bilgisayarla idare edildiğini anlattı. İtfaiyeciler bütün gün ve bütün gece iş başındalar. İtfaiye telefon hattı 112'ye yapılan bütün ihbarlar buraya geliyor. Görevli itfaiyeci bilgisayar ekranında arayan kişinin telefon numarasını ve bulunduğu yeri görebiliyor. Aynı anda daha geniş bir ekranda şehir planının bir kesiti gösteriliyor. İhbar oradan geliyor. Müdahalenin tarzı bilgisayara giriliyor. İşlemci bunun üzerine gerekli araçları öneriyor hangi araçların hazır beklediğini, hangilerinin o sırada görevde olduğunu da net olarak biliyor. Han o sırada telefon çaldı. Çok yakındaki bir depoda yangın çıkmıştı. Peker görev başına. Peker ekip odasına koştu. Vana üzgünüm, gitmeliyim diye seslendi. Peker'in bir meslektaşı bir divanda dinleniyordu. Yerinden fırladığı gibi pantolonunu ve çizmelerini ayağına geçirdi. Bunun hızlı olması için pantolonlar çıkarılmadan önce çizmelerin üzerine kıvrılır. İtfaiyecinin tek yapması gereken, çizmeleri ayağına geçirip pantolonu yukarı çekmektir sonra bir kayma sırından aşağıya, araçların bulunduğu salona inilir. Kaymak merdivenden inmekten daha hızlıdır ve ayrıca tökezleme riski de yoktur. Müdahale yerinde hemen hortumlar açıldı ve çoklu yangın vanasıyla bir yangın musluğuna bağlandı. Yangın musluğu, itfaiye için toprağa yerleştirilmiş su bağlantı yeridir. Sumarş emri geldi. Tüm müdahale güçlerinde koruyucu giysi vardı. Bu giysi muazzam ısıdan ve alevlerden korur. Ker, başka bir itfaiyeci ile birlikte binaya girmek için hazırlandı. Bunun için ikisi de oksijen tüpü taktı. Döner merdivenden yangınla yukandan mücadele ediliyordu. Böyle bir merdiven 23 metre yüksekliğe kadar uzanabilir. Binanın içi korkunç derecede sıcaktı ve her taraf zehirli dumanla doluydu. İşte bu yüzden oksijen tüpü takmışlardı. İtfaiyeciler büyük bir yangının çıkış yerine doğru ilerliyorlarsa bunu çömelerek yaparlar. Yer o kadar sıcak değildir. Ayrıca sıcak gazlar her an alev alabilir. Buna parlama denir. Feker ve meslektaşları en çok bundan korkarlar. O zaman patlama gibi bir şey olur. Su sıkarak yangınla mücadele etmeye başladılar. Bir işçi zehirli duman solumuştu. İlk yardım görevlileri tarafından sedyeye yatırıldığı itfaiyeciler de ilk yardım görevlilerine yardım ettiler. Ambulans onu hemen en yakındaki hastaneye götürdü. Ambulansın içinde bir yaralının yolda tipi bakımını yapmak için gerekli her şey vardır. Sonunda sudur emri verildi. Bütün hortumların toplanması ve bütün bağlantı parçalarının yeniden araca konulması gerekir. Daha sonra hortumlar kuruması için özel hortum tünellerine asılır, ardından toplanıp bir sonraki görev için hazırlanır. Neden birçok itfaiyenin araç salonunda bir kule olduğunu nihayet anladım. Ama itfaiye sadece yangınlara gitmez, başka birçok görevi vardır trafik kazalarına da çağrılır. Bir araba virajda yoldan fırlamış ve bir ağaca çarpmıştı. Arabanın kapısı sıkıştığından, Peker ve meslektaşlarının onu bir hidrolik açıcıyla kırarak açmaları gerekti. Peker, bununla hemen her şeyin halledileceğini anlatmıştı bana. Ambulansta bir ilk yardım görevlisi geldi, yaralının tibbi bakımını yaptı akan benzin ve motor yağı özel bir tozla tutuldu. İtfaiyecilerin kırılan ağaç dalını da kesmeleri gerekti. Birkaç gün sonra sokağımızdaki bir evin borusu patladı. Bodrum suyla doldu. Suyu pompayla boşaltması için itfaiye çağrıldı. Merhaba, Peker, diye seslendim. Araçtan bir motopompun indirilmesini heyecanla izledim. Motopompa hortumlar bağlandı, bunlardan geçen su bodrumdan doğruca en yakındaki kanalizasyona pompalandı. Sa bir süre sonra su tesisatçıları bodruma inip patlak boruyu değiştirebildiler. Hoşça kal. Bir sonraki görevde görüşürüz diye seslendim, Meslektaşlarıyla birlikte uzaklaşan Peker'e. Çalışırken bu aletlere ihtiyacımız var, hepsini biliyor musun? dedi Peker abi ve saymaya başladı. Çalışma halatı. Nefes aldırma cihazı. Trafik yönlendirme kukası. Yeraltı yangın musluğuna takmak için çoklu yangın Manası İtfaiye baltası, çelik boru. Ev kedisi Lokum tabi pencereden bakınca gördüm, listeye dahil değil. Termos ve kahve fincanı, bazen uzun süre çalışırken dinlenme molasında gerekir. Yatmadan önce terliklerimi ve pantolonumu yatağın önüne tıpkı itfaiyecilerin yaptığı gibi koydum. Annemle babam yine uyuyakalırlarsa çabucak giyinirim. Hem bunu çalışmam gerek çünkü ileride ben de itfaiyeci olmak istiyorum.